Bu bir gösteri mi, davetin yerini mi şaşırdı ya da artık dikkat çekmekten büyük zevk alıyor. Kimden bahsediyoruz? Gonca Vuslateri. Önce dedik ki eski Mezdeke grubunun bir üyesi falan mı geldi? Gözlüğü, yakın gözlüğü taktık. O çıktı. Gonca Vuslateri izleyelim. Gonca bu ara davetlere tarzıyla damga vuruyor değil mi? Şimdi tabii. Şöyle söyleyeyim. Şık desem şık demeye dilim asla dikkat varmıyor. Çekmek bunun adı. Rüküş desem hani o kadar hazırlanmış emeğine falan yazık diyeceğim. Bir değişik geldi Gonca bana. Bir tek tabii şu üst büstiyere takıldım. O büstiyer ona biraz sanki küçük gelmiş gibi. Bir tek değil bu mi? Kıyafetle büstiyere takıldım. Ya bu kıyafetle takılacak bir şey. Ama önce buraya bir takıldım öyle söyleyeyim sana. Ne diyor Gardırop Cadısı da yazmış zaten. Türkiye'de marjinal stillerin hakkını veren hep topu 3-4 isim var. Benim için ilk sırada Gonca Vuslateri geliyor. Zeynep Tosun'un bu kıyafetin... Zeynep Tosun mu dikmiş? Zeynep Tosun'un bu kıyafetin daha önce başka giyenler de oldu ama hiç kimse bu kadar ses getirmeyi başaramadı. Tavrına, pozuna bayıldım. Böyle kadınlara ihtiyacımız var. Bravo Gonca. Evet aslında ihtiyacımız var. Doğru söylüyor Hande. Çünkü neden? Herkes dümdüz giyinirse biz neyi konuşacağız, tartışacağız değil mi? Arada birilerinin ezber bozması gerekiyor. Gonca da bu görevi devraldı. Bir şey söyleyeceğim. Gonca ne giyse bir konuşmaya başladık. Bak geçen gün bir filmin galasına gitmişti. O galada sen botlarına takılmıştın. Ayağındaki botlara takılmıştın. Daha önce de bir... Baştan aşağı her şeye takılmıştın. Blue jean'i vardı böyle sıkıyordu. Hatırlıyor musun? Yukarıya çekmiştim. Asıl yazın bir düğüne katılmıştı. Onu hatırla. Sabah Tümer'le beraber katılmışlardı. Göğüs dekolteli bir kıyafet giymişti ve biz Instagram'da post paylaşmıştık o fotoğrafı, o video. Sadece taraftan. Şeyi hatırlayamadım, hani böyle bir görüntüsünü hatırlamadım. Bu ara Gonca böyle göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seviyor. Şimdi burada da gerçekten siyahlar içinde gitseydi, dümdüz bir şey giyseydi bu kadar çok konuşulmayacaktı. Bu kadar çok yorum almayacaktı. Dün biz de sosyal medya hesabımızı 2. sayfa official'da paylaştık. Ne yorumlar, ne yorumlar geldi. Evet. Aa, özel hayata kadar böyle oralara kadar bağladılar. İşte Hakan Altun'a kadar gitti olay, öyle söyleyeyim sana. Evet, onu okudum ben de, Ama şimdi yurt dışında çeşitli galalar, davetler yapılıyor ve orada yıldızlar değişik böyle uçuk kaçık bir şeyler deniyorlar. Tarzlar deniyorlar. Biz de burada ne diyoruz şimdi? Doğru oturup eğri oturup doğru konuşalım. Ne diyoruz ya, keşke bizde de birileri ezber bozsa ve konuşsak. Al işte yani Gonca'yla tamam dedik. Gonca olmuş. Bu ne oluyor, ne bitiyor dedik ama bir yandan da konuşması da zevkli oluyor. O da bundan eğleniyor olsa gerek. Evet, tabii hakarete varmadı. Hele şu oturuş, bu oturuşa kaç puan veriyorsun? Müthiş pozlar yani, ne diyeyim ben sana söylüyorum bak. Rüküş diyemiyorum, şık zaten hiç diyemiyorum. O zaman derler ki git bir göz doktoruna görün derler. Bence magazin dünyasının birilerine yaranmak için artık böyle hani kutuların içinde oturanlar değil, Gonca Vuslateri, Esra Dermançoğlu falan gibi de yıldızlara, değişik isimlere biraz ihtiyacı var. Gözlerim kanıyor diyenler var. Hakan Altun ona hiç iyi gelmedi galiba. Hakan'dan sonra değişti diyenler var. Hakan'dan önce de böyleydi. Hep öyleydi Gonca. Cihan Girda hatırlıyor musun? Benim boyumun yarısı kadar topuklu ayakkabılara. Topuklu çizmelerle. Böyle hani apartman falan diyemezsin ona. Gökdelen topuk işte diyorum, böyle. Boyumun yarısı kadar, o kadar yüksekle ve onlarla pıtı pıtı yürüyordu yani. Moda efendim konuşmuşken büyük indirim günlerinde dünya çapında milyarlarca dolar harcanmış. Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılan isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş. Bülent Ersoy ne yapmış? O günün anlamına uygun siyahlara bürünmüş. 24 ve 27 Kasım'da yaptığı alışverişlerde toplam 286 bin lira harcamış. Peki neye harcamış hemen söyleyelim. Yaşlanma önleyici kremlere 65 bin lira vermiş. Nemlendiriciye 30 bin lira harcamış. 12 adet parfüme de 41 bin lira ödemiş Bülent Ersoy. Toplamda da 286 bin lira bu alışverişlere gitmiş. Şimdi o nemlendirici nasıl bir nemlendirici? Ne yapıyor? Ekstra bence üflüyor mu? Ortamı nemlendiriyor. Salon, mutfak, 3 oda, 1 salon, 2 banyo, 1 tuvalet. Bir de Bülent Ersoy şimdi hani biraz yapılı bir kadın. Onun suratı falan da böyle yapılı. Yani senin gibi bir hani küçük surat derler ya, böyle küçük surat. O şimdi o nemlendirici bir aydan az sürede bitiyordur zaten. Bir de şimdi sen Bülent Ersoy olacaksın, bir mağazaya evet. gireceksin. Evet. Satış görevlisi de Bülent Hanım'ın ne kadar bonkör olduğunu da bilir. Diyecek ki efendim bu normal herkesin aldığı krem ama bunun içinde Atlas Okyanusu'nun bilmem kaç bin metre altından yosunlar. Çıkarılan yosunla inci tozu tanesinin kristalize edilmiş bilmem nere, yani böyle laboratuvar ortamında ayrıştırılmış. Janjanlı tanımlar ve abartılar var ki onu dersen Bülent Ersoy direkt onu alacak. Biliyoruz ben Bülent Ersoy'un onun sabit kullandığı nemlendiricileri vardır. O nemlendiriciden vazgeçmiyordur. 30 bin lira diyor ya, o nemlendiriciden ayda 4-5 kutu bitiyordur. Bir şey söyleyeceğim, o nemlendiriciler ne kadar biliyor musun? Ben artık nemlendirici alırken... Benim bir tane var. Tabii ki de baştan aşağı içeriği çok önemli. Yani zaten böyle hani büyük değişiklikler falan yapmıyor. Sadece yok bir ya. Nemlendiriyor, bir nem veriyor. Gülerken falan böyle hani şey cilt gergin durmuyor falan. Seni gençleştirmiyor. Ama şuna da ben bakıyorum artık. Ebatına da bakıyorum. Yani şu kadarcık bir şey şöyle minnacık böyle 50 ml mi oluyor? Daha mı küçük? Hı. Üzerine koymuş fiyat işte 1200 lira. Ya ben onu 10 günde bitiririm. Zaten boca etmeyi de seviyorum. Bol bol sürmeyi seviyorum. Peki senin o atıyorum 2000 evet. bilmem ne ya da 36.000 TL'ye evet. satılan kreme evet. benim eczaneden yıllardır kullandığım evet. çok daha makul fiyata. Sonuçta ortada. Onu alıp onun içine koysam birçok kişi der ki ay hakikaten pahalı biliyorsun. Olduğuna evet. Bir şey öyle deneyler de var bununla ilgili. Ama Bülent Ersoy'un hani takılara ve kıyafetlere çok, özellikle mücafere çok harcadığını biliyoruz ama kozmetikte de bayağı yaş ilerledikçe kozmetiğe olan yatırım da biraz tabii artabiliyor da burada şeye takıldı. Bu faturaların nereden ortaya çıktı? Servis edilmiş değil mi? Acaba mağazadan mı servis edildi? Nereden bilmiyorum. Servis edildi bu faturalar? Bilmiyorum. Bu kadar detay kalem yani düşünebiliyor musunuz? Bir mağazaya gittiniz, alışveriş yaptınız. Orada yazmışlar şuradan kazak aldın bu kadar fiyata. Buradan parfüm aldın şu kadar fiyata. O da meçhul tabii. Şimdi yaşlanma önleyici kremlere de 65 bin lira vermiş. Bülent Ersoy'un son dönemde zaten yüzündeki değişim de dikkat çekiyordu. Acaba bu kremler yüzünden mi bu kadar değişti? Ya kremden. Şaka yapıyorum evet, tabii. Evet. Şaka yapıyorum. Krem ne kadar değiştirdi aynen. insanı. Aynen. Doktora gidiyorlar. Yani doktora gidiliyor. Çekiyor doktor. Bitiyor. Yalnız eskiden şöyle bir şey vardı. Magazinde vay ne günlerden geçmişiz ha. Ne? Söyle bakayım. Ünlülerin çöpleri karıştırılıyordu. Aa, evet, ne almış ne etmiş evet. diye değil mi? O tarihi eser kaçakçılığından kaçan Ayşegül Tecimer'in çöpleri karıştırılmıştı. Dönemin Klips dergisi. Ayşegül Tecimer ne röportaj veriyor, ne açıklama yapıyor, ne estetiğiyle ilgili, ne hiçbir şey konuşmuyor. Çöpten çıkan faturalar, belgeler ve ilaç kutularından kadının o yaşına kadarki tarihi ortaya çıktı. Evet.